Murat Gezici, buyurun sizi dinleyelim. Bu tartışmalarla ilgili, bu polemikle ilgili sizin görüşünüz nedir? Uluslararası ilişkilerde önemli olan ulusal çıkarlardır ve bunların ilişkilerini sürdürülebilir bir boyuta taşımak gerekiyor. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz sonrasında çok yoğun duyduk ve 2013 yıllarında duymuştuk. Mısır konusunda suçlu ilan edildiğini duymuştuk. 15 Temmuz'la ilgili sorumlu tutmuştuk. Libya'daki yaşanan sorunla da sorumlu tutmuştuk. Birçok konuda bu ülkeyi sorumlu tutarak ilişkileri koparmıştık yıllarca, hem de uzun bir süre böyle bir kopukluk oldu. Burada baktığımız zaman zikzak bir dış politikanın olduğunu görüyoruz ve kaygan bir zeminde dış ilişkilerin sürdürülebilir olmadığını ve ülke çıkarları, menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir bir politikaya geçemediğimizi görüyoruz. Ve Türkiye bu sürede de birçok alanda eksen değişikliğine gittiğini görüyoruz. Şunu da ifade etmek gerekir. Burada görülen önemli konulardan bir tanesi, yakın bir tarihte Katar'ın 15 milyar dolar aktaracağı konuşuldu. Baktığımız zaman bunun tamamı gerçekleşti mi yıllar içerisinde? Hayır. O yüzden biz Birleşik Arap Emirliği'ne bu kadar umut dolu bakmalıyız tabii ki. Fakat bu hemen bir gecede Merkez Bankamıza transfer edilecek bir para değildir. Bu PayPay yatırılacaktır. Bir de baktığımız zaman varlık fonundaki şirketlerin değerlerine çok ciddi anlamda değer kaybını görüyoruz döviz karşısında. Bu alan da önemli. Ve Türkiye'deki şirketlerin her geçen gün değer kaybettiğini ve yok pahasına satışlar mı olacak diye endişeler var. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor toplumda. Biz yabancı sermaye karşı olamayız. Global bir dünyada, hele de pandemi sonrasında tüm dünyada ekonomik sıkıntıların yoğun bir şekilde devam ederken Türkiye'ye yatırım yapacak milletine, ırkına bakmadan kendi çıkarlarımız doğrultusunda bakmamız gerekiyor. Fakat biz derin yaralar ve izler bıraktık. Müslüman kardeşler konusunda sorumlu tuttuk onları birçok konuda ve uzun bir süre bir kopukluk oldu. Ve bu kopukluk süresinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok önerileri vardı yakın tarihte baktığımız zaman. OBİT'i önermişti. Mesela Orta Doğu politikalarının daha iyi olması için. Azerbaycan'da Sayın Erdoğan gerçekleştirdi bunu. 6 ülkeyle bir işbirliğine gitti. Dünyada iyi bir konuma gelebilmek için uluslararası ilişkilerimizi iyi bir yönetimle yapmamız gerekiyor. Ben dış politikada çok başarılı olduğumuza tabii ki inanıyorum. Libya gibi, Doğu Akdeniz'deki başarı gibi, Mavi Marmara, Azerbaycan, ama biz kendi kabuğumuza geriye çekildik ve yabancı sermayenin çok kısa süre içerisinde Türkiye'yi terk ettiğini görüyoruz. O yüzden şuna da bakmak gerekiyor, realiteye bakmamız gerekiyor. Bizi heyecanlandırıyor, evet, 10 milyar dolar, ama Katar gibi bizimle çok yakın ilişkisi olan bir ülkenin dahi 15 milyar dolarlık yatırımının tamamı gerçekleşmemiştir. Peki. 20 yılda İran'la yakın bir ilişki dahi kuramamışızdır. Defalarca, onlarca imza atmışızdır. Yanı başımızdaki İran'la da iyi ilişkiler Peki. kuramamaktayız. Ya nasıl kuram? Buyurun, İnanılmaz Faruk şeyler. Bey itiraz ediyor. Murat Gezici, bugün herhalde stüdyoda olmadığın Hangi için anlaşma var? bu stüdyoda olmadığın için herhalde ya biz seni anlamıyoruz ya da ben anlamıyorum ya sen şimdi cümleye şöyle giriyorsun. Yani Sana etiketlememek lazım. Biraz da tamam. saygı duymak lazım. Ben uzaktayım. Söz hakkı da çok az aldım. O yüzden Tamam. etiketleyerek Tamam. manipüle etmemek lazım. Yok yok öyle yapmıyorum. Şöyle hemen söyleyeyim. Şimdi değerli dostumuz söze girerken diyor ki dış politikada kaygan bir zeminde zikzaklar çizerek ilerlememek lazım. Tam tersi, dış politika kaygan bir zeminde zikzaklar çizerek ilerleyebileceğim bir şeydir. Çok doğru. Neden? O Çünkü Soruna gelmeden yapmak lazım. yok yok de, şimdi toparlayayım hızlıca. Buyurun. Şimdi neden? Bugün, Üç ileri iki geri yanlış bir taktiktir sevgili Faruk Murat Aksoy Bey. konuşabilir miyim? Çok özür Konuşabilir. dilerim ama duyamadım. Bir tekrarlayın, siz konuşun sonra. Tekrarlayın. Sayın Aksoy, şunu söylüyorum. Üç ileri iki geri dış politikayla bu süreç gidilemez. Dış Ha, politika peki tam buyurun. da böyle bir şeydir. Neden böyle bir şeydir? Hemen söyleyeyim.
Neden Amerika Soçi'de ama dinleyin artık. Soçi'de İlham Aliyev ile Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Putin'in başkanlığında toplandılar. Ve İlham Aliyev toplantıdan çıktı. Hemen şöyle bir şey söyledi. Ermenistan'la normalleşmek, sınırlarımız bir belirlensin. Tam sınırlarımız belli değil. Neresi Azerbaycan'a ait, neresi Ermenistan'a ait, bunlar belirlensin. Ve Ermenistan'la normal iki komşu gibi yaşamak istiyoruz dedi. Geçen sene bugünlerde şimdi normal iki komşu gibi yaşamak istiyoruz dediği ülkeyle gırtlak gırtlağıydı. Öyle değil mi? Bugün öyle değil. Bir yıl geçti, şartlar değişti. Meseleye herkes şuradan bakıyor. Türkiye politika değiştiriyor. Bence değiştirmeli zaten. Ben başından itibaren... Ya Sayın Aksoy... Murat Bey bir saniye. Bir dakika bir duyalım Murat uzakta Bey, ya. İtirazını çok duyamıyoruz. Buyurun bir söyleyin Sayın Gezici. Sayın Aksoy, ülkemizin etrafındaki hangi ülkelerle ilişkilerimiz iyi? Geçen burada saydım. Bir dakikada tekrar sayayım sana sevgili Murat Gezici. Ülkemizin etrafındaki ülkeler dediğin herhalde Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı ya da diğer Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı kastediyorsun. Hızlıca sayayım hemen. Bulgaristan kendi ülkesindeki Türklere zulmetti, kamplara kapattı. Adamın adı Naim'di, Nahom yapmaya çalıştı. Milleti sürgün ettiler, Türkiye kapılarını şimdi, açtı. Bakın, bir dakika. Bir saniye, madem değil, soruyorsun dinle o zaman. Geçmişte... Murat Bey, lütfen, sakin olun. Murat Bey lütfen, biz bir soruyorsanız dinleyin. Tamam, siz açtı, itirazınız varsa Türkiye sonra söylersiniz açtı, Sayın Gezici. Türkiye kapılarını açtı. Tamam. Bulgaristan'la Türkiye arasında sorun çıktı. Türkiye suçlu. Yunanistan eskiden beri bu devletin kuruluşunu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hiç kabul etmedi. Arada ciddi meseleler oldu. Batı Trakya'da Türklere her türlü işkenceyi yaptı. İnsanların ibadethanelerini kapattı. İsimlerini değiştirdi. Bir sürü iş yaptı. Türkiye suçlu. Suriye 1984 yılından itibaren terör örgütüne kamplar açtı. PKK terör örgütü benim çocuklarımı o topraklardan gelerek burada şehit etti. Ve ben 35 sene 500 milyar dolar para, 50 bin insan kaybettim. Türkiye suçlu. Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bir devlet oluşumuna girildi. Her türlü organizasyon yapıldı. Tırlarla silah taşındı. Referandumlar yapıldı. Türkiye suçlu. İran işine geldiğinde kendine ait milisleri kendi topraklarından bize, gerektiğinde Irak, Suriye üzerinden alttan bize gönderdi. Türkiye suçlu. Karabağ'da, Hocalı'da Ermenistan insanları katletti. Türkiye kapıları kapattı. Türkiye suçlu. Ya Türkiye suçlu falan değil. Türkiye suçlu falan değil. Türkiye bu coğrafyanın yalnız, gururlu ve mağrur ülkesidir. Türkiye suçlu falan değil. Türkiye'nin hiçbir döneminde böyle bir suçu yok. O zaman ya, açalım haritayı, açalım tarihi, gerçekten konuşalım. Bu ülke nerede suçlu, ya, şimdi, ne yapmış, kim ne yapmış, kim bunu bıraktım, tamam, buraya döndüm. Bir dakika, bununla ilgili bir şey bakın, söylüyor ama bunu bir tamamlayalım, benim, buyurun. Sayın Başak Şengül Hanım, şimdi bu benim üzerinden bir siyaset yapılıyor şu an. Sizin bakın, üzerinizden mi? Sağduyulu. Tabii bakın, bu arkadaşımızın söylediklerine, bu arkadaşımız toplumuna mı sorsanız, bir dinlerseniz ya, bir bana nasıl bağırarak diyorsunuz ya, bir dinle diyerek saygısızca. Tamam. Ben de kendimi ifade edeyim o zaman, bir izin verirseniz. Sizin bu saydıklarınızın Türk toplumunun %99 zaten altına imza atar. Benim söylediklerim uluslararası ilişkiler anlamında telaffuz ediyorum. Siz manipüle ediyorsunuz duygusal uluslararası bir manipülasyonla. Uluslararası ilişkiler işte bunlar. Yani hiç hoş değil. Bunların hepsi uluslararası ilişkiler işte. Ülkeler, bölgesel konular. Bunların hepsi uluslararası olabilirler. İlişkiler. Önemli olan bu ilişkileri doğru yönetilmesidir diyorum. Tamam, doğru yönetseydiniz Suriye'de terör örgütü kamplar kurdu. 35 sene Türkiye'ye teröristlerini gönderdi. O bölgedeki terör örgütünü baktı, besledi, Beka'da terörist başı ve Şam'da yaşadı. Evet, tamam, ilişkiler kursaydınız, düzenleseydiniz, yapsaydınız. Niye yapamadınız? Niçin yapamadınız? Biz 35 senede 50 bin insan niye toprağa düşürdük? 64 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değil. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kafanıza bir şey koymuşsunuz. Bu akşamdan beri Cumhuriyet Halk Partisi savunması yapıyorsunuz. Bu benim sorunum değil. Ben Türkiye dediniz ki, bakın cümleniz şu, sarın bandı izleyin. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde sıkıntıları var, herkesin var. Ama Türkiye hangi komşusuyla arası iyi diye bir cümle kurdunuz. Ben de komşularımızın halini vaktini saydım size. Sizin üzerinizden ne siyaseti yapacağım Murat Bey? Bahsettiğiniz konuların
toplumun zaten %99 altına imza atar. İmza atarsa o zaman Türkiye niye suçlu oluyor? Doğru yönetmektir. Diğerleriyle ilişkide problem yaşandığında hep Türkiye niye suçlu oluyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Gecenin birinde bağırtıyorsunuz beni. Yani karşıdakiler bir sürü şey yapıyor. Bakın. Allah Allah. Türkiye niye suçlu olsun sevgili kardeşim? Niçin suçlu? Sayıyorum işte. 30-35 senelik yakın tarihi sayıyorum. Türkiye hangi konuda suçlu diyorum ya? Faruk Bey suçladı şimdi Türkiye'yi. Yok neden? Nasıl yani? Tabii ben söyleyeyim size. Hem diyorsunuz ki dil öğretelim. Aslında herkese diplomatik dili de öğretmek lazım. Şimdi siz bunları durduk yerde gündeme getirirken sorumlusu hangi parti, hangi idare? Parti önemli olursun. Değil ki. Ülke adına söylüyorum. Hayır. Bakın, hani Türkiye'nin kimseyle ilişkisi yok dedi ya. Ben tartışmak istemiyorum ama bazılarının tarihçesi yanlış. Şimdi illa gazetelerde yanlış. Söyleyeyim size. Evet söyleyin. 1984 yılından çıktığı tarihe kadar. Evet. Ben kendim birlikteydim. Çıkarttı, ev adresini verdi Abdullah Öcalan'ı. Fransa'da. Demirel. Ne söylüyorsunuz dedi. Sizin işte dedi. Suriye'nin şurasında taşıyor ve siz biliyorsunuz dedi. Yok öyle bir şey dediler. Sinirlendi hatta Demirel. Yani şimdi bizim devlet adamlarımızın bu iş için yaptıklarını daha birçok var. Özal'ın söyledikleri Türkiye var. Türkiye suçlu? Bakın söyleyin ama bir dakika bakın. Bu kavramları bir kere kaldırın. Niye yapamadınız bakın, diye sordunuz bizler, ya onu mu kastediyor? Bizler konuşurken bazı şeyleri sorumlu olmak zorundayız. Sorumluyuz. Aynen mesela Metiner parlamentodayken bazı şeyleri eğer plan bütçedeydi örneğin savunma sanayinin, Milli Savunma Bakanı'nın bütçesi yemin edilerek dinlenir değil mi? Kimse bir girmez içine. Şimdi burada da konuşurken aleni şu anda bizi yabancı medya, muhabirler, unsurlar, istihbaratçılar izliyor. Birdenbire tarihe bile bazıları yanlış getirirken, yanlış getirirken adamın hesabına gidiyor. Diyor ki tarih değişti. Biz çünkü bize çarpılan gibi anlatıyoruz. Burada Faruk Bey neyi, hangi söylediğini söylüyorsunuz? Bu şekilde getirmesi ben yanlış. Kusura bakmayın yani? Yanlış. Murat Bey böyle bir şey demedik ya. Yani siz bakın. Ben bir dakika yanlış anlamadım. Siz yanlış dediğiniz kısım ne? Murat Bey'in itiraz ettim. Faruk Bey şu. Üzerinde siz neyi yanlış söylediğinizi anladınız mı? Ben anlamadım. Yani ben de anlamadım. Bunu soruyorum. Bunun olmadığı dönemi de anlatıyorsunuz. Ben yanlış. Siz hani... Getirmesi doğru değildi. Hangisini diyorsunuz ama ben anlamadım. Anlattığın hepsi. Yani tabii bakın. Ya Türkiye'nin komşuları sorunları var. Şu anda, i̇şte bende bunlar var. Bakın, biz miyiz sorumlu? Hayır, suçlu biz miyiz demem yanlış. O dedikleriniz yok. Evet. Nasıl yok? Yok tabii. Şu yaşamadık anda yok. Yaşamadık mı bunları? Yok. Yani biz yok, şu anda yeni bir unsur var. Onu da söyleyemezsiniz. Biz Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Ermenistan'la bunları yaşamadık mı? Bir şey söyleyeyim. Ne bu devletler kimdir? Bu devletler saydığınız devletler kimdir? İşte etrafımızdaki komşularımız. Hayır, etrafımızdaki değil. Bir ortak tarafımız var. Osmanlı'nın toprakları. Osmanlı'nın bölünmüş devletleridir. Evet. Tamam mı? Bir bölüşümde asli unsur var. Türkiye diyoruz. Yani Osmanlı'nın asli unsuru. Osmanlı'nın esas çocukları biziz diyoruz. Diğerleri ise biz sömürgeydik diyorlar. Ve kendilerine göre daha fazla varlık talep ediyorlar. Kendi bünyelerindeki bizden olanları atmak tamamlayabilir miyim kısaca? Vesaire. Bakın. Şimdi Faruk Bey bunları dile getirmek ben söyleyeyim size. Ya Türkiye... Sizin öneriniz olduğu için söylüyorum. Masum hani Bey. Diplomatik dil öğretelim Masum diye. Masum Bey diye. Benim söylediğim ne, ben bir şey bu... getirmedim. Bunlar dile getirilmez. Yani. Ben tamam. Yani bak ben toparlarsam Türkiye'yi bakın. Türkiye'yi şu anda ben... Faruk Aksoy ben siyasetçi değilim. Ben bunu söylerim dedi ama dinlemedim. Toparlarsam... Ama tarihi yanlış söylüyor. Ya tarih o zaman otursun çalışsın fiili esas soruları. Hangisini yanlış söylüyor? Söylüyorum bir tanesini işte. Söyleyin. Kimse bir şey yapmadı. Lafı yanlış. Herkes yaptı diyorum. Her parti yaptı. Kim yaptı? Tamam söylüyorum. Sözüm için. Rahmetli Erbakan da yaptı. Ya, Suriye'deki şey PKK yapmadı. Varlığıyla ilgili. Kimse bir şey yapmadı. Ona herkes çalıştı ya. Ya tamam, Masum buyurun. Bey kimse bir şey yapmadı demedim. Murat Bey'le Sayın Gezici Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle bir bakın bakalım hangisiyle arası iyi dedi. Ben de dedim ki bütün bu süreç Türkiye'nin büyük oranda sorumlu olduğu bir süreç değildir. Biz etrafımızdan sürekli kaşınan bir ülkeyiz. Sürekli problemlerle Asala terör örgütü biter, PKK başlar. Öteki biter, öteki başlar. Peki. Biz şimdi geldim. Tamamlayalım. Şu 10 milyar meselesine bir şey söyleyeceğim. Evet, söyleyin. Kısa bir örnek vereyim. Ben dış politikanın
Gezici çok iyi girdi aslında. Dedi ki ülkeler çıkarları doğrultusunda politika üretir. Ben buna katılıyorum. Doğru. Tamam. Bugünkü çıkarı buysa bunu yapabilir. Fakat gelen sermaye ya da ülkeye giren mali girdi, para biraz da Türkiye'nin kontrolünde olmalı. Biraz değil, tamamen. Kemal Derviş, Sayın Derviş Türkiye'de ekonomiden sorumluydu. O arada Denizli ve Aydın arasına bir otoyol projesi söz konusuydu. Otoyol projesi bizim IMF'den para aldığımız dönem. Sayın Kemal Derviş ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı. Ve Denizli, ben kent ekonomilerini çok önemserim. Zaten ciddi bir yanlış var. Kent ekonomileri yıkılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Denizli tekstilde uçup gidiyordu o dönem. Yani dünyada çok ciddi bir yere gelmişti. Peki. Denizli'deki bu tekstil birikimi otoyolla Aydın'dan İzmir Limanı'na ve dünyaya açılabildiği kadar açılacaktı. O yolda kullanılacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu Işın Çelebi'den dinledim. IMF'den Türkiye'ye verilen parayla Denizli-Aydın otoyoluna para ayrılması engellendi. Burayı yapmayacaksınız dediler. Ve yapamadık. Öyle değil işte. Bunu Işın Çelebi'den dinledim. Yanlış dinlemişsiniz. Ben de yanlış dinledim. Anlattı bunu söyledi. Yanlış dinlemişsiniz de ben de anlatıyorum. Ben şunu diyorum. Para geliyorsa o parayı IMF parası bu iş için asla yok. Bakmayın yani vallahi üzülüyorum. Ben Sayın Çelebi'den dinledim. Bakın kardeşim bakın. Evet. Niye üzülüyorsunuz? Üzülüyorum. Niye? IMF'den biz yol için para asla almadık. Yol için almadık diyor ya. Almadık diyorum. O evet. Anlaşmada evet. Onaylayan hükümetin içindeyim ben. Evet. Ben de bir şey söylüyorum. Ama evet. Hangi kalemlere harcama yapılacağını engellendi. Karar veriyor. Bakın. Hangi kalemlere harcama? Bak. Yazılmaz. Bakın yazılmaz ama karışır peki, ya. Hayır. İhtiyacım burası hayır, yapabiliyor bakın, muyum? Bakın. Son kaç? Bakın. Sevgili devlet inandırıcılığını tartışmalıyız. Ben buraya harcama. Ama ben anlatıyorum size. Işık evet. Çelebi'nin anlattığı derviş engellemiştir. Ama IMF'in projesiyle ilgisi yok. Derviş ben neden engellemiştir? Bir dakika. Önce bir şey söyleyeyim. Nasıl engelliyor? Ben de bir şey engelledim. Hadi onu bana sorun hesabını. Ben sizin engellediğiniz. Hayır ben engellediğimi anlatayım sana. Neyi engelledim? Benzer. Derviş zamanında bütün tütün fabrikalarının, sigara fabrikalarının satışı okeylenmiş. Evet. Geline gelince imzayı ben atacağım. Evet. Ben gittim Ecevit'e dedim bu fabrikaları satmamız yanlıştır. Doğru. Çok doğru niye bir şey dedim? Niye dedi sordu bana. Hatta bir laf söyledi. Derviş öyle dememişti dedi. Ben dedim ki efendim bu fabrikaları satarsak yanlış anlamayın. Atanmadan kısa bir süre önce Adıyaman'a gittiğim için. Adıyaman yani siz buradasınız diye demiyorum. Bizi mahvettim. Adıyaman'da dedim. Bir dakika dinleyin. Adıyaman'da dedim tütün ekimi yapılıyor. Evet. Bir süre sonra devre dışı çıkacak. Adıyaman'da tütün eken çiftçiler ya. Yeni bir arayışa girecek. Ne oldu? Mahvettiler. Adıyaman'ımızı, tütünümüzü mahvettiler. Çok kaliteli tütün erittiler. Bakın ben de orayı ziyaret ettiğim için söyledim. Yani evet. Bildiğimden değil o güne evet. Kadar. Evet. Bir, oradakiler dedim araya çıkacak. Başladım bütün tütün ekicileri ve bizi dedim şununla kandırıyorlar. Alternatif üretimle ilgili alternatif üretim hikayesi palavra. Ben bunları Ecevit'e birebir söyledim ve peki, sonra bana söylediğiyle bunu söyleyeceğim. Dedi ki bana ben de imzalamayı düşünmüyorum. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bakan sizsiniz dedi kararı siz verin. Çok ben doğru. De imzalamadım. Çok güzel. Satılmadı satın. Şimdi sigara fabrikaları. Buna itiraz eder mi? Bakın. Sağlığa o geçiş satılmadı. Biz buna ama daha sonra mi? Ne oldu? Evet. Kimse incelemiyor. O zaman onu evet. İncelesinler. Evet. İşte bazen işbirlikçi demeyelim de sistemin içine giren fareler vardır. Tabii. Bu fabrikalar evet. 100 milyona satıldı. Aradan bir yıl geçti. Satın alanlar 100 milyonluk hissenin %10'unu kendilerinde tuttular hala kendilerinde. %90 olan hisseyi de 1 milyara sattılar. Şimdi biz buna itiraz etmeyiz. Bir dakika. Biz ama buna bir dakika. İtiraz etmeyiz. Ne zaman satıldı ben diye soruyor Sayın Gezici. Evet. İşte oradaki sistemde bizi ilgilendiren bu olay değil. Bu olay bir başka gün konuşuruz. Ne zaman satıldı diye soruldu da onu da. Yani satıldı canım. Şimdi AK Parti döneminde satıldı. Ben ayrıldıktan sonra bir süre sonra satıldı. Hmm. Yani şimdi zaten Türkiye'yi kurtarmaya başka yerde çıkanlar sattı. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi
hatırlayın canım, ben bazı şeyleri imzalamam dedi. Abdülatif Şener çekildi özelleştirme kurulundan filan. Bunlar planlama şeylerinde. O gün, yani bilin diye söylüyorum, Sayın Işın Çelebi'nin televizyonda anlattığı hikaye, dervişin durdurması, bu planlama şeyi var ya kurulu ve özelleştirme kurulları, bu planlama kurulunda imzayı vermedin mi ağzında kuş tutsan, süremiz doldu. Diğer bakanlar yapamıyor. Yani ben şunun için söylüyorum. Sizin bu eleştiri yapmanız doğrudur. O otoyolun durması doğrudur. Ama otoyol IMF parasıyla ilgisi yoktur, bilin diye söylüyorum. Peki. Ve onu maalesef Türkiye'de, bakın, Türkiye'de bize şöyle bir intiba var. İyi çalışanı tenkit ederiz. İyi çalışanı yok ederiz. Belli bir yerde uzman olup konuşmayanın üzerine gideriz. Konuştun mu eleştirirler. Her türlü şeye, benden daha iyi biliyorsun. Dışarıdan para geliyorsa o paraya o devlet nereye harcanacağını karar vermelidir, nokta. Öyle bir şey diyemez. Bilemem. Ben bu gelen paraya karar veremiyorum. Yol varsa yol yapacağım. Bak. Havalimanına ihtiyacım var. Gelen para. Yapacağım. Yani ben orada onların fikrine göre yatırım yapmayacağım. Kendi ülkemin ihtiyacına göre yapacağım. Ben sona doğru geliyoruz. Bununla ilgili şeyi söyleyeyim. Bitmek üzere Türkiye'deki yanlışı. Devlet bu işin açıklamasını şeffaf bir şekilde imza atılmadan her yeri enforme ise, biz bugün burada bu konuyu tartışırken, siz sorarken yanlış yere gidecek şekilde yapmayız. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile bu para işini bizim dış ilişkilerimizi iyileştirme adına birilerimiz izah etmeye çalıştığı zaman, işte orada uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin güvenliği tehlikeye sokarız. Sayın Gezici'nin o lafa başlarken söylediği uluslararası ilişkiler ulusal çıkarlara dayanır lafı. Tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğer açıp bakarsanız, dış politikası zamanından beri vardır. Masum Bey. Vardır. Bir gün bizim Ruslarla ilişkilerimizi nasıl böyle yapıyoruz diye sordular. Ve o tarihte de Süleyman Demirel'i tenkit ediyorlardı. Son birkaç ediyorlardı. Dakika. Masum Bey, ona Demirel'i göre toparlayın lütfen. Şey, demir, çelik, alüminyum fabrikası, Seydişehir. Zaten onun için kırmızı oy verdiler ya bütçeye. Ecevit'in söylediği bir laf var. Uluslararası ilişkiler, aynen Gezici'nin şimdi söylediğini. Ama bu zaten teorik olarak bütün kitaplarda var ya. Şu anda da Tayyip Bey bazı ilişkileri yapıyorsa ulusal ilişkidir. Bakın, Libya'da yaptığı doğrudur. Mavi Vatan hikayesini söylüyorsanız, o tarihte daha görevdeydi paşam. Perinçek, ben, bu Alemdaroğlu, Denktaş, bu proje için gidiyorduk, geliyorduk, millet dalga geçiyordu herkes bizle. Bugün bunu Tayyip Bey gündeme getirdiği gün eleştirdiler. Ben bir toplantıda bir hale eleştiriyorsunuz dedim. Bu bizleriz. İkinci Dünya Savaşı'nda ihmal ettiğimiz, hani denge politikası dolayısıyla, Kıbrıs'ta önemini kavradığımız, sonradan sol liderlerin öne çıktığı, fakat hep kesiliyor ya ihtilaller, geri kalmış efendim projedir dedim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum, bakın. Buna kimse itiraz bunu etmez. Bunu size söylemiyorum. Şu anda devleti bu yönetenler, değil. Benim söylediğim bu devleti değil. Yönetenler bize duyursunlar. Yani siz şunu mu, bakın, söylüyorsunuz? Anlaşma yapıldı. Bu en Sayın basit Türker, anlaşmanın yapıldığı gün, tabii, bu ülkenin Maliye Bakanı'nın üzerine millet saldırıyorsa, Maliye Hazine Bakanı. Özellikle Maliye Bakanı. Tabii üzerine saldırılıyorsa tamam, ve saldıran kendi partisi. Masum kendi Bey, partisinin taraftarları. Başakalım bir şey söylüyorsun. Tamam. Efendim. Bu ne demek yani? Son iki dakikamız. Özetle ne dediniz? Biraz oradan oraya da dağıldı o yüzden. Son eklemek istediğinizi ekleyin. Birkaç cümleyle tamamlayacağız. Yani ben şunu söylüyorum. Bir örnek. 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapılıyor. Para anlaşması. Normalde bu işin içinde aktör olması gerekenler Maliye Hazine Bakanı'dır. Ne işi var Merkez Bankası Başkanı'nın? Aynı tarihte ertesi gün genel müdürlerle toplantı yapılıyor. Ben şu anda orada konuşulan bir kısım konuşmaları biliyorum. Uzun olduğu için hiç gündeme getirmedim. Normal rutin bu üçüncüsü yapılan, hani BDDK Başkanı filan. Bunun birdenbire birileri tarafından şeye servis edilmesi, başka şekilde tanıtılması, Türkiye'nin kurtuluş aşamasında olayları başka yere saptırmaktır. Başka yere saparken ve açıklama yapılmayınca bu sefer herkes
eksik informeyle, çünkü her dönem bilgiler çarpıtılarak geliyor. Eksik informeyle yani anlatınca Türkiye'nin çıkarları yok oluyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim en önemli rekabetimiz ticarette nedir biliyor musunuz? Hava yollarıdır. Tabii. Yani bu lafımla ne demek istediğimi çok tabii iyi anlıyor herkes, tabii, dinleyenler. Hava yolları yalnız ticari kısmı değil. Başka şeyler de var. Başka şeyler, ilişkiler. Afganistan bile orayı kullanıyor, Katar kullanıyor. Yani burada, Türkiye'nin kendi tabii, komşularıyla ama sorun bakın, yaşarken bakın, peki, iktidarın en önemli eksiği şeffaflık adına bunları anında enforme ediyor. Peki. Yani böylece başkalarının yorumlamasına ya da yanlış yönlendirmesine izin verilmemiş olur diyor. Şeffaflık olursa diyor Sayın Türker.